Hocam, Kasko ile ilgili bir sorumuz mevcut. Kasko caiz midir? Kasko yaptırabilir miyiz hocam? Ee, İsmail Ağa Fetva Kurulu olarak bizim genel olarak sigortalara yaklaşımımız şu şekildedir. Ee, kasko veya işte e, birey aile sigortası olsun, sağlık sigortası olsun, şu an tarım sigortaları vardır, ee, dükkan sigortaları vardır özel olarak. Ee, ki bildiğim kadarıyla e, Diyanet'in de yani fıkhi olarak çoğu güruhunun kanaati de bu yöndedir. Eğer yapılacak olan sigorta isteğe bağlı ise bu durumda caiz değildir. Ancak isteğe bağlı değil zorunlu ise bu durumda caizdir. Devlet zorunluluğu mu? Devlet zorunluluğu. Bizim kanaatimiz de bu şekildedir. Örneğin siz aracı ve sigortası olmadan aracınızı kullanamazsınız. İkinci olarak siz çalışanınıza sigortanızı yatırmadan çalışanınızı çalıştıramazsınız. Bakın bunlar zorunlu sigortalardır. Onun için bunların yapılmasında ihtiyaç olduğundan dolayı fetva veriliyordur. Ancak özellikle araç kaskosu gibisinde isteğe bağlı olan sigortalara işte kaskolara biz İsmaila Fetva Komisyonu olarak fetva vermemekteyiz. Fetva verilmemesinin sebebi şudur. Sizin gitmiş olduğunuz herhangi bir sigorta sizden almış olduğu bu bedeli hangi gerekçeden ötürü alıyordur? Yani İslami usulde biz İslam fıkhında bunu ne diye değerlendireceğiz? Size mal mı sattılar? Size bir hizmet mi sattılar? Veya size riski kendi üzerine mi satın aldılar? Yani risk mi satın aldınız siz? Sizin üzerinize bir risk vardı. Ne? İstanbul trafiğinde arabanızın kaza yapma riski. Riski sigorta firmasına mı taşıdınız? Şimdi ee, eğer riski taşımaksa bu Hanefi mezhebinde kefalet veya havale diye değerlendirilir. Ki kefalet nedir? Borcum vardır. Sizden talep edelim. Siz de benim alacaklığıma karşı bana kefir olmuş olursunuz. İkimizden de talep edebilir. Havalede borcum vardır. Talep edelim. Borç size geçmiş olur. Benim riskim eğer benden size taşınıyor ise buna biz kitaplarda dediğimiz gibi havale taşınmıyorsa kefale diye değerlendirilir. Havale ve kefale Hanefi mezhebine göre ücretsiz yapılması durumunda mahza Müslüman kardeşini gidermek, ihtiyacını gidermek için meşru kılınmış akitlerdir. Çünkü kitaplarımızda kefale akdinin, kefalet akdinin caizliğine dair ki ilk kitaplarımız bunun ne ile caiz olduğu meselesinde Katade radıyallahu anh'ın ölmüş olan bir sahabenin cenazesinde Efendimiz borcu olduğu zamanda e, Efendimiz sorar cenaze başında arkadaşınızdan alacaklı var mı? Sahabenin biri de ey Allah'ın benim iki dinar borcum var. Sonrasında Efendimiz der ki, çünkü Efendimiz eğer borçlu olmasına rağmen namazını kılacak olsaydı borçlu ölmek hiçbir problem yokmuş gibi anlaşılacağından dolayı Efendimiz buyurdu ki arkadaşınızın namazını siz kılın. Sonrasında Katade radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın ene dedi. Ben ona kefilim dedi. Burada Katade radıyallahu anh kefalet akdinde hiçbir para talep etmemiştir. Onun için dört mezhebe göre kefalet akti ve havale akti Tamamen Müslüman kardeşinin borcunu gidermek için, mahsa menfaat olmaksızın, mahsa Müslümanın iyiliği için meşru kılınmış bir rakip. Karşılıksız, bilâ bedel. Karşılıksız olmamalıdır, evet. Siz buna eğer bir bedel, bir menfaat yapacak olursanız böyle bir kefale takdir yoktur. Bu otomatikmen alışverişe döner. Çünkü ben para vereceğim, siz de bana bir şey yapacaksınız. Bu İvazlı hibedir Hanefi mezhebine göre. O zaman bu mesele kefaletten çıkar, bir alışveriş konusu olmuş olur. Alışveriş bahsinin konusu olmuş olur. E, alışveriş bahsinin alışveriş deyin, icare deyin, hizmet yapıyorsa icare olur, mal satıyorsa alışveriş olur. Alışveriş veya icare de, değerlendirecek olursanız ikisinin en temel prensibi şudur. Sattığınız şey veya satın aldığınız şey veya hizmet olarak, menfaat olarak satın aldığınız menfaat icarede malum olması gerekir. Ben şu an aracımı işte e eğer e, kaza riski durumunda bir şey karşı tarafın aracımı yaptırmasına mukabil para veriyorsam aracımda ne tür bir zararı bu parayla satın aldığımı bilmem gerekir. Yani 10 liralık zararı mı 1 TL'ye satın aldım? 15 liralık zararı mı satın aldım? Bunu bilmem gerekir. Bundan dolayı böyle bir şey yani verilen bedelin karşılığındaki hizmetin satılan şeyin ne olduğu belli olmadığından dolayı mağdumun veya meçhulün satım olmuş olur ki bu bildiğiniz ki klasik kitaplarımızdaki karar alışverişidir. Yani taraflardan birinin aldanma ihtimalinin olmuş olduğu bir alışveriş. Nasıl? 1000 TL verdim, araçta kaza yapmadım. Siz kazandınız, ben zarar uğradım. 1000 TL verdim, araçta 10 TL 10.000 TL'lik kazanç zarar yaptım, e, kaza yaptım. Siz zarar uğradınız, ben kaybettim. Kumar gibi. Kumar gibi olmuş olacaktır bu şekilde kazanıp kazanmama ihtimali olan bir şey olmuş olacaktır. Olup olmaması ihtimali olan ki kitaplarımızda olup olmaması ihtimali olan bir şeyi satın almak nitacın satımında geçer. Böyle bir satım batıldır. Çünkü mebi mevcut mal mütekabim maktur tesim memlükün fi nefsi olacak şekilde mebin beş vasfı vardır. Burada olup olmama ihtimali olan bir şeydir. Böyle bir satım batıldır. Dediğiniz gibi olup olmaması ihtimali kumarada benziyordu. Onun için Bizim genel kanaatim İsmail'e fetva kurulu olarak kasko eğer isteğe bağlı ise e, hangi şekilde olursa olsun caiz değildir.